Evet, bugün de el bileği ve parmaklarda gördüğümüz, daha sık gördüğümüz bazı kitlelerden bahsedelim. Bu kitlelerin bizim tıpta kullandığımız ismi ganglia veya ganglion olarak geçiyor. Bazen sert kıvamları nedeniyle kemik çıkıntısı olarak algılanabiliyor insanlar tarafından. İlk karşılaştıklarında, gördüklerinde kötü huylu bir şey olabileceğinden endişe ediliyor. Önce bunlardan konuşalım. Herhalde el bileği ve daha aşağısında gördüğümüz en sık kitleler bunlar değil mi Bülent Hocam? Evet ya gerçekten hani el çevresinde gördüğümüz çoğu kitle aslında iyi huylu. Yani çok kötü huylu kitleyle karşılaştığımız zaman çok nadirdir. Çok az kitle elde kötü huyludur. Genellikle iyi huylu tümörler, kitleler karşımıza geliyor. Bunlardan da en sık gördüğümüz ganglion dediğimiz içi sıvı dolu kesecikler. En çok hangi bölgelerde En karşılaşıyorsunuz? çok aslında el bileği üzerinde en çok gözüküyor. İkinci sık gözüktüğü yer ise işte hem el bileğin üst tarafında hem el bileğin alt tarafında gözüküyor. İkinci sık görüldüğü yer ise parmakların bitim yerlerindeki alt kısımlar. Orada da çok fazla gözüküyor. Yine ganglion hani başka yerde görülür mü el bileğin başka elin başka yerinde gözükür mü? Evet, parmakların alt tarafında gözükebiliyor. Üst taraftaki çok yüzeye yakın olduğu için çok çabuk fark ediliyor. Hemen az da olsa hemen üzerine cildin altına görünür halde çıkabiliyor. Ve işte Bazı kişiler bunu bir dönem vardı, kayboldu, sonra tekrar çıktı falan diye anlatıyorlar. aynı bu içi dolu sıvı kesecik dedik. İşte bu kesenin içi bazen fazla sıvıyla dolduğu zaman yukarıda daha belirgin halde olabiliyor. Bazen işte sıvının eklem içine geri dönmesiyle kesenin içi boşalıyor ve daha az belirgin hale geliyor. Yani işte aslında bazen geriledi, bazen geçti vesaire sonrasında tekrar başladı denilen şeylerin hepsi aslında içi sıvı dolu keseciğin ne kadar şiş veya ne kadar içinde az sıvı bulunduğuna bağlı değişiyor. Alt taraftaki kitleler genellikle yine baş parmak tarafında oluyor. O genellikle yine eklem içinden çıkıyor ama orada önemli bir arter yapımız var. Hani her zaman navazdan aldığımız radyal arter yapısı onun etrafına yakın olduğu için biraz onları işte ağrıyla devam eden ve işte arterin etrafını dolanan bir hal alabiliyor. İşte tedavide de o arterin korunması ve o ganglionun ana yapıları zarar vermeden çıkarılması çok önemli o bölgede. Peki insanlar böyle bir şişlikle karşılaştı. Birincisi bu tanımlardan anlayacağımız üzere telaş edecekleri bir durum yok. Yani kötü huylu bir şey çıkma anlamında tabii ki o çıkartılmadan %100 bu iyidir kötüdür deme şansımız yok. Ama olanların önemli bir kısmı şey olduğu için, iyi huylu olduğu için öncelikle iyi huyluyu düşüneceğiz. Daha sonra bu konuda daha fazla deneyim olan el cerrahisi uzmanlarıyla karşılaşarak bunun gerçek natürünü şey yapacağız. Biz bunları nasıl tanı koyuyoruz, nasıl anlıyoruz? Gerçekten Yine hani içi sıvı mı yoksa başka kitleler mi? Nasıl kitleler diyor? genellikle ilk muayenede zaten oluş yeri ve yani oluş şekline göre biz bir ön tanımız oluyor. İşte bazen bu ön tanıya ek bazı tetkikler isteyebiliyoruz. Aslında el bileği bölgesinde mutlaka bir film eklemek lazım. Bazı ganglionlar yani bu içi sıvı kesecikler kemik içiyle alakalı olabiliyor. Bu kemikteki oluşan işte içi boş ganglion devamları aslında kemiğin erimesini devam ettirebilir. O yüzden mutlaka bir film görmek lazım. Bazen yine kitlenin büyüklüğünü ve çıkış yerini, ganglionun büyüklüğünü ve çıkış yerini görmek için MR tetkiki bize çok faydalı. Bu iki tetkik genellikle bizim tanıyı korumamızda çok etkili. Ameliyat kararını biz sadece kitleyi dışarıdan görmekle veya elimizle dokunarak hissetmekle
Ve filmde bunu destekler bulmakla alıyor muyuz? Yani biz bu kitleyi mutlaka çıkartalım mı? Bir süre bekleyelim mi? Veya nedir bunun şeyi, tedavi yolu? Aslında hani bizim biraz kriterlerimiz yüksek. İlla ameliyat edeceğiz diye bir kriterimiz yok. Özellikle ameliyat etmemeye çalışıyoruz. Hani oradaki sıvı dolu kesecik eğer çok ağır yapmıyorsa, estetik olarak bize çok görünümsel bozukluk vermiyorsa ve alttaki kemik yapılarda herhangi bir bozukluk yapmamışsa, genellikle hastaya ya bir elbiseyi ateli kullan, biraz takip et. Eğer çok ihtiyaç olursa o zaman çıkartırız diyoruz. Genellikle de yani hastaların %90'ı aslında çok ameliyat olmamayı tercih eden bir yapıda, o kitlenin iyi huylu olduğunu görünce veya duyunca çok fazla ameliyat olmak istemiyorlar. Aslında biz de ameliyat ettiğimiz hastalarda gerçekten hani ana şey gerçekten böyle çok büyük kitleler oluyor. Yani estetik olarak da çok kötü gözüküyor. Bunların alınması gerçekten akıllıca geliyor. İkincisi yani altta bir ağrıyla beraber geliyorsa biz bu ağrının kangiyomdan dolayı olmayıp alttaki bağ yapılarının bozukluğundan ve bu alttaki bağ yapılarının bozukluğunun aslında olduğu yerden kangiyomun çıkıp onun şişliğini yarattığını düşünüyoruz açıkçası. Bu hastalara genellikle ameliyat öneriyoruz yani. İşte Hastanın ağrı şiddete doğru orantılı. evet, genellikle ağrılı bir gangliyon varsa mutlaka Mutlaka altında alabiliyoruz. bağ lezyonu olduğunu düşünüp biz aslında gangliyonu tedavi etmiyoruz, bağ lezyonu tedavi ediyoruz diyelim. Ama eş zamanlı olarak Gangliyonu da gangliyonu çıkartıyoruz. da Aslında yani genellikle ağrılı gangliyonlar sadece gangliyon çıkartılmasıyla tedavi edilmeye çalışıyor. Biz bunun çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Genellikle bağ tamirinin gangliyon, ağırlı gangliyonla beraber yapılması taraftarıyız. Peki ameliyat nasıl yapılıyor? Uyutuluyor mu hasta yoksa bölgesel olarak bir uyuşturma mı var? Hastanede ne kadar kalıyorlar? Sonrasında ne bekliyorlar bu arada? Şimdi aslında çoğunlukla lokal anestezide yapılan uygulamaların sadece o bölgeyle yapan arkadaşlarımız ve hekimler var ama bizim genel düşüncemiz daha derine ve köküne kadar gangiyonun alınması. Eğer açık yapacaksak mutlaka yani açık yapacaksak veya kapalı yapacaksak mutlaka koltuk altından uyuşturmak istiyoruz. Aslında biz daha demin de bahsettim iki teknikle yapabiliyoruz biz bu işi. Bir artroskopik kapalı yöntemle, ikincisi açık yöntemle. Eğer ağırlı bir ganglionsa ve altında bağ lezyonu varsa yani genellikle bağ lezyonu da tamir etmek için kapalı yöntemler daha çok tercih edilebilir. Aslında bütün ganglionları kapalı yöntemle çıkartabiliriz ama ücret olarak birazcık daha yüksek olduğu için hani eğer altında bağ lezyonu yoksa o zaman açık yöntemlerde de çıkartmayı tercih ettiğimiz durumlar var. Daha demin de bahsettiğim mutlaka köküne kadar çıkartıp orada bir pencere açmamız lazım açık yöntemde. Peki kapalı yöntemi nasıl yapıyoruz? 4 tane küçücük delikten girip içeriye kameraya girip ganglionun çıktığı noktayı bulup o ganglionun çıktığı noktayı temizleyip ganglionu yine kapalı yöntemlerle çıkartıp sonuçta altında bağ lezyonu da varsa o bağ lezyonu da aynı ameliyatta tamir etmek gibi bir işlem. Ve bunda aslında kapalı yöntemde oradaki dokulara az zarar verip aslında zayıf olan o kapsül yapısını bir ek daha yapıp tamir ve ileride oluşabilecek bağ yetersizliklerinin önüne geçmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Şimdi bunlar elektif yani programlanabilir ameliyatlar olduğu için hastalarımızın çalışanları işlerinden ne süreyle uzak kalacaklarını, atel kullanıp kullanmayacaklarını, eli ne zaman kullanmaya başlayacaklarını da merak ederler.
neredekileri çıkartıyorsak ne kadar yaklaşık olarak işlerinden, müşterinden uzak kalırlar? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi daha demin de bahsettik. Yerleşim çok önemli ve altında bağ lezyonu olup olmadığı çok önemli. Parmak altında A1 kuley dediğimiz bir yapı var. Onun üzerinde çıkan yapıları genellikle lokal anesteziyle çıkartıp aynı gün eve gönderebiliriz, kullanmalarına izin verebiliriz. Yine sadece ellerinin üzerinde bir pansuman oluyor. Evet, çok yani 2-3 hafta kadar o pansumanla taşıyorlar. Yine el bileği altındaki bölgede, yani arterin kenarında seyreden ganglionları yine çok fazla alçı yapmadan çıkardıktan sonra, eğer herhangi bir başka etken yoksa, genellikle yine alçısız tedavi edip belli bir süreç pansuman takibiyle yine tedavi ediyoruz. Elin üstündeki yapılarda eğer bağ lezyonu varsa altında, biz bunu tahmin etmişsek, yaklaşık 3 hafta alçı, 3 hafta elde, toplam 6 haftalık bir hareketsizlik süreci. Bu bilgiyi zaten ameliyat başlamadan önce vermiş oluyoruz değil mi? Evet. Ameliyat başladıktan sonra böyleymiş deyip, yani hastaya genellikle çok büyük sürpriz yaşamıyor ama hasta ameliyat öncesinde zaten ağrı varsa MR çektiriliyor. MR çektirilince de genellikle bağ lezyonunu saptıyoruz. Onun için kendisi ne süreyle işinden ayrı kalacağı zaten bilgilendiriliyor. Evet, bağ tahmini yapacaksak ya. Bazı ganglionlar da aslında hani çok küçük oluyor. Sadece MR'da görülebilen ganglionlarımız var. Aslında bunları ganglion olarak algılıyoruz ama bunların genellikle bağ lezyonuyla beraber olduğu için çok ağır olabiliyorlar. Hani MR'da ganglion denmiş, onu çıkartmak gerekiyor vesaire, çok küçük bir yapı. Açık cerrahide genellikle bunlar başarısız oluyor ve yani işte ağrıları devam ediyor. Küçük okult ganglion dediğimiz küçük ganglionların mutlaka kapalı ameliyatta bağ tamiriyle beraber yapılması bizim tavsiyemiz. Onu da eklemek lazım buraya. Peki. Yani herhalde insanlar yeterince bilgi almıştır ganglionlar konusunda ama ganglionu, her ganglionu ameliyat ettirmeyelim. Gerçekten bazen çok fazla aşırı ameliyat önerilerimiz olabiliyor bunun konusunda da. Onun da hastaya şöyle bilgi vermek daha doğru olur. Onun kararına bir el cerrahisi uzmanıyla paylaşarak onun kararına bırakmak. Her kitleyi çıkartmanın anlamı yok. Her kitleyi çıkartmanın anlamı yok. Onun hakkında da ısrarcı olmanın, yani hasta da bazen ısrarcı bir çıkartın diye bazen yani bir süreç beklemekle o kitlenin gerilemesini vesaire sağlayabilir bazen. Ağrı ve estetik, aşırı estetik, çirkin görünüm üst taraftaki ganglionlar için elzem ama alt taraftakiler için öyle söylemiyoruz. Alt taraftakileri radyal arterin etrafında olduğu için yani biraz onu korumak amacıyla biraz erken çıkartmak ve parmak etrafındaki kitleleri çok basit ve ağrıyı çabuk halledeceği için onu erken dönemde önerebiliriz diye söyleyeyim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.